Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan İsviçre'den öncelikle hepinize kucak dolusu selamlar olsun bugün günlerden cuma hayırlı uğurlu cumalar diliyorum arkadaşlar bana ulaşan bir haber bu haber 6 aydan beri var yalnız Avrupa yeni yeni duyuyor bu konuda da sizlerde yardımcı olabilirseniz tabii ki başlıkta gördüğünüz gibi 5000 euro ödül var. Bu konuda yardımcı olana 5000 euro ödül var. Nereye, nasıl telefon edeceğinizi de söyleyeceğim. E, videoyu kapatmayın. Bütün bilgileri alacaksınız arkadaşlar. Şimdi bu olay e, kısacık şöyle bir özet geçeyim. E, bir abimiz Almanya'dan e, huzur evinden çıkıyor ve geri dönüşü yapmıyor. Eee demans hastalığı var abimizde maalesef. Geri dönmüyor. Bu olay 6 aydan beri sürüyor. Yani 6 aydan beri aranıyor abimiz. Bakın neler olmuş neler bitmiş detaylı haberleri vereceğim şimdi. Belki sizler de bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Unutmadan söyleyeyim ben haberlerimde asla isim söylemem. Yalnız burada abimizin etrafı da, çocukları da yardım istediği için ve bunu da özel olarak söylüyorlar, yardım istiyorlar. İsimlerini de söyleyeceğim arkadaşlar. Belki siz bilmiyorsanız etrafınızdan belki birisi bir şey duymuştur, görmüştür, kulağına gelmiştir. <laughs> Onun için arkadaşlar iyice dinleyin, gelin hep beraber bu e, sorunu da çözelim. Ne dersiniz? Gurbeci Nuh Bektaş'tan 6 aydır iz yok. Abimizin ismi Nuh Bektaş. Almanya Heilbronn kentine bağlı Pat Rappenau kasabasında yaşayan Alzheimer ve şeker şeker hastası Nuh Bektaş'tan 79 yaşında 6 aydan fazla süredir haber alınamıyor. Babasının 11 Temmuz 2023 tarihinden beri kayıp olduğunu belirten Erdem Çallı babamızdan gelecek güzel bir haberle uyanmak istiyoruz diyerek yetik yetkililerden yardım istedi. Babamız Nuh Pektaş Halbron kentine bağlı batrap binaavdaki yaşlılar evinden 11 Temmuz 2023 tarihinde saat 11 sıralarında çıkmış ileri derecede demans hastalığı nedeniyle zorlukla iletişim kuruyorduk ve güvenilir olduğu için de gözetim altında kalması için gündüzleri yaşlılarla kalıyordu. <laughs> Binayı terk etme olasılığı vardı. Babamızın hastalığı konusundan yetkililere özellikle uyarmıştık. Bir adam bakım tesisinden nasıl kaybolabilir? Hastalığı bilinmesine rağmen nasıl gözetimsiz bırakabilir? Bu sorularımızın henüz cevabını alamadık kaybolduğu gün üzerinde gri kot pantolon yani gri pantolon kot beyaz tabanlı lacivert kumaş ayakkabılar vardı. Stuttgart, Mannheim, Heidelberg, Darmstadt tren garlarında görüldüğü iddia edilmesine rağmen ne ölüsünü ne de dirisini bulabildik. Cebinde sadece 20 euro nakit para var. Güzel bir haberle uyanmak istiyoruz. Babam kaybolduğundan beri kendi imkanlarımızla tüm Almanya çapında arama yaptık. Polis ilk günlerde yardımcı olsa da bizimle çok fazla şey paylaşmadı. Tüm aile perişan olduk. Sanki toprak yutmuş gibi. Eşi, erkek kardeşleri, çocukları, torunları her gün bir araya gelip nasıl bir yol izleyeceğimizi konuşuyoruz. Posterler dağıtıyoruz ama yavaş yavaş çaresiz kaldık. Arkadaşlar onun için e, kapağa abimizin resmini de e, koydum. Oradan lütfen tekrar e, bakın. Dediğim gibi belki görmüş olabilirsiniz, duymuş olabilirsiniz. Belki etrafınıza da e, söylerseniz iyi olur ve bu videoyu da etrafınıza dağıtırsanız daha da çok insanlara e, gitmiş olabilir. Bakın ben İsviçre'de yaşıyorum ve bu olayı daha yeni öğrendim. Yani nedense bana gelmedi, ulaşmadı. Onun için böyle şeylerde yardımcı olabilirsek birbirimize sizler de WhatsApp'ınızda paylaşın, Facebook'ta paylaşın. Yani bu haber bilasa e, resmi de e, gitsin, ilerlere gitsin. E, ümit var. Belki bulundur arkadaşlar. Belki bulundur. Belki bir yerde bilmiyoruz. Tüm bölgeyi aradık, binlerce kilometre yol kat ettik. Sosyal medya hesaplarımızla insanlara ulaşıp yardım istedik. Ancak bir iz bulamadık. Babamızdan gelecek güzel bir haberle uyanmak istiyoruz. Tüm kayıp ilanlarına ait yazıları, sosyal medyada yapılan paylaşımları, sizlerden ricamız çevrenizle paylaşmanız, bakın tekrar burada söylüyorlar paylaşmanız, Allah rızası için diliyoruz. Yani çocukları da yardım istiyor arkadaşlar. Onun için ismini de söyledim yoksa haberlerimde isim söylemem, gurbetçi derim geçerim. İçimizde büyük bir acıyla kavrulsak da bir umut, bir ışık doğmasını çok istiyoruz. Babamızın nerede olduğunu konusunda bilgi verenlere 5000 euro ödül vereceğiz. Arkadaşlar şimdi iletişim telefon numaralarını söylüyorum. 1 2 3 tane telefon bir de polis numarası var. Polis numarası 110. İletişim bilgilerimiz 0152 10

99 35. 3. telefon 01 79 49 96 07 0. 01 79 49 96 07 0. Polis numarası da 110. Arkadaşlar bu telefonlardan bir bilginiz varsa ulaşabilirsiniz. Ama Lütfen bu telefonlara da şaka maka yapmak için aramayalım arkadaşlar. Çünkü acıları büyük. Onun için böyle şeyleri bırakalım. Şimdi biraz evvel dediğim gibi yardım istiyorlar. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Sizler de paylaşın. WhatsApp'ınızdan, Facebook'tan, Instagram'dan artık. Ee, arkadaşlarınıza gönderirseniz iyi olur resim resime baksınlar bilhassa onun için videonun kapağına e, abimizin resmini e, montalıyorum e, tekrar sizler de görebilirsiniz diye e, belki diyeceksiniz ya 6 ay geçmiş e, kim bilir ne olmuştur arkadaşlar bilmiyoruz onu Allah biliyor Allah biliyor ümit var ümit var Demens olduğu için her şey olabilir belki bir yeri saklandı orada yaşıyor boş bir eve girdi ne yaptığını bilmiyor orada yeme içme imkanı var bilmiyoruz arkadaşlar onun için onun için sizlerden yardım istiyoruz bu konuda yardım istiyoruz bilhassa da Almanya'da yaşayan ama tabii ki Almanya'dan da Hollanda'ya geçmiş olabilir nasıl bilmiyorum artık nasıl geçti. Avusturya'ya geçmiş olabilir, İsviçre'ye gelmiş olabilir. Onun için bütün Avrupa'ya, dünyaya sesleniyoruz. Belki, belki görmüşünüzdür, kulağınıza bir şey gelmiştir. Onun için biraz evvel söylediğim telefon numaralarını herhangi bir bildiğiniz varsa arayabilirseniz tekrar söylüyorum çocuklarından 5000 euro Ödül var. Şimdi tabii ki Murat Bozdağın tek istediği çocuklarına bir nevi yardımcı olabilmek söyleyebilmek. Bakın babanız burada yaşıyor, babanız burada ve bu olayda güzel bir son alsın. Dileğimle. Fazla videomu da uzatmadan arkadaşlar hepinize tekrardan hayırlı günler, hayırlı Cuma'lar, çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum ve en sonunda ne diyorum sağlık sağlık en büyüğü, sağlıklı kalın, benimle kalın hoşça kalın Murat.